asıl sorunlarımız. Perde arkasında kalıyor. Bunları kimse görmüyor. İnanın tatil günleri sürüyor arkadaşlarım gelip çalışıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in bu sözleri aslında bir imdat çığlığı. Milyonları bulan dosya sayısı hafta sonu mesaisine kalan yüksek yargıçlar. Erdoğan'da 5'er kişilik heyet halinde çalışıyor. Kısa bir süre öncesine kadar durum böyleydi. Tıpkı Gerçeker'in söylediği gibi her daire 5'er kişilik heyet halinde çalışıyordu. Ama yakın zamanda üye seçimi yapılmazsa Yargıtay'da işler durma noktasına gelecek. Ceza ve hukuk daireleri müzakere yapamayacak. Yani Türkiye yeni bir krizin eşiğinde. Tıpkı yaz kararnamesinde olduğu gibi Yargıtay'a üye seçimi de kilitlenme noktasında. Yargıtay'ın ceza ve hukuk dairelerinde toplam 33 üyelik boş ve tam 8 aydır seçim yapılamıyor. Yargıtay kanununa göre 10. üyelik düştükten sonra en geç 2 ay içerisinde seçim yapılması gerekiyor. Ancak seçim kurulun gündemine bir türlü gelemedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu geçtiğimiz cuma yeni üye seçimi için 33 kişilik listeyi Adalet Bakanı'na gönderdi. Ama o liste Bakan Ergin'den bir anlamda veto yedi. Çünkü Bakan Sadullah Ergin listeyi oylatmadı. Üye seçiminin gerçekleşmesi için öncelikle Adalet Bakanı'nın kurulun başkanı sıfatıyla bu konuyu gündeme alması ve her üyelik için tek tek oylama yapılması gerekiyor. Yakın zamanda Yargıtay'a üye seçimi yapılmazsa müzakereler de durma noktasına gelecek.